Daday, Batı Karadeniz bölgesinde yer alır. Doğusunda Kastamonu, kuzeydoğusunda Küre, batısında Zonguldak, Eflani ilçesi, kuzeyinde Azdavay, güneyinde Araç ilçesiyle çevrilidir. İlçenin yüz ölçümü 973 km2'dir. Daday'da Kuzey Anadolu iklimi hakimdir. İsfendiyar Dağları Karadeniz ile irtibatını kestiğinden Daday deniz iklimi tesiri altında değildir. Ilgaz Dağı da İç Anadolu ile ilçe arasında bir engel oluşturduğundan tam anlamıyla bir kara iklimi de hakim sayılmaz. İki iklim arası gidip gelmeler bazı yıllar istikrarsız mevsimler yaşanmasına sebep olur. Fakat kar genellikle çok yağar, kış uzun sürer. İlçe bitki örtüsü bakımından çok zengindir. Batı, kuzey ve güney kesimlerinde ormanlık alanlar ve yükseklerde yaylalar vardır. Ormanlık sahaların etek kısımlarında yapraklı ve maki türleri, yükseklere doğru yapraklı ve ibreli türler, en yükseklerde ise ibreli ağaçlar hakimdir. Köknar, meşe, kayın, çam ekseriyeti teşkil eder. Söğüt, kavak, ceviz gibi sanayide kullanılan ağaçların yanı sıra elma, armut, ahlat, erik, ayva, fındık ve diğer türler de çoktur. Daday, Kastamonu ilinin kuzeybatısında yer alan bir ilçedir. Kastamonu il merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Daday'ın 60 köyü bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlı topraklarına katılan ilçede 1891'de inşa edilmiş tarihi bir hükümet konağı vardır. Halkın büyük çoğunluğunu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlar. Orman olarak 9630 hektar baltalık, 4781 hektar korulu baltalık, 3 hektar bozuk koru baltalık, 14844 hektar bozuk orman, 8122 hektar açık saha vardır. Açık saha ile birlikte toplam orman sahası 210770 hektardır. Tarıma elverişlidir. En yüksek tepeleri Ballıdağ, Bakırtepe, Sarıçam, Kekliktepe'si ile çevrili, coğrafi yapısı son derece dağınık bir yapıya sahiptir. Daday, Köroğlu Dağ sıraları içerisinde yer alan bir grupta 980 rakımda bir ova görünümündedir. Vadiyi ortadan bölen Gökırmak'ın kollarından birisi yer almaktadır. Çiftçilik, ormancılık, hayvancılık ve el sanatları, ahşap ürünleri sanayi mevcuttur. Ayrıca ilçe engebeli bir yapıya sahiptir. Sulama imkanları sınırlıdır. Yumurtacı ve Taşçılar isminde iki gölete sahiptir. Fakat bu göletler tarımsal sulama alanında yeterli rezerve sahip değildir. Tarım ve sanayi bitkileri alanında büyük boyutlara ulaşmayan bir üretim yapısı vardır. Süt üretimi belli başlı geçim kaynaklarından birisidir. İklimi tipik karasal iklimdir. Kış ayları genellikle kar yağışlı, ilkbahar ve sonbahar ise keskin soğukları barındırır. Yazları sıcak ve çoğunlukla kurak geçmektedir. Arazi yapısı açısından çok verimli topraklara sahip değildir. Ormanlarla çevrili oluşu ekilebilir arazi bakımından Daday'ı sınırlamaktadır.